savcı Olcay Kılavuz hakkında kasten adam öldürme şüphesiyle soruşturma açmıştı. Ancak kendisi o tarihte milletvekili olduğu için dosyası savcılığın parlamenter bürosuna gönderilmişti. Fezleke hazırlanarak meclise gönderilmesi ve gerektiğinde dokunulmazlığın kaldırılması için. Ancak zaten bu seçimden 25 gün önceki bir faaliyetti. Dolayısıyla fezleke gönderilip gönderilmediğini, gönderildiyse bile ne işlem yapıldığını hala bilmiyoruz. Ancak bugün itibariyle milletvekili olmadığı için doğrudan soruşturulabileceğini düşünüyorum. O noktada Olcay Kılavuz'un hukuki durumu artık bu saatten sonra siyaseten değişmiş oldu. Evet. Onu söyleyeyim. Peki İsmail, iki soru soracağım. Yine devam edersin. Biri seyircilerimize hatırlatmak açısından Olcay Kılavuz'un Seyhan Avşar'a verdiği sözlerde hangi ifadeler Bahçeli'yi rahatsız etmiş olabilir? Biri bu. Diğeri de bugün Ali Yerlikaya Bahçeli'yi ziyaret etti. Hemen bu ziyaretin ardından böyle bir şeyin olması da biraz kafa karıştırdı açıkçası. Bununla bir ilgisi olduğunu düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Çünkü bu röportaj Cuma günü olmuştu. Ve kendisine görevden çekilmesi ve istifa etmesi talimatı, ki bu Bahçeli'nin talimatı. Bu talimat cumartesi günü tebliğ edilmiş, öyle öğrendim. Ha. Öncelikli olarak zaten bir muhalif kanalla konuşmuş olması asıl nedenlerden biri. İkincisi söylediği sözlerde kullandığı sert ifadeler. Kendisinin herhangi bir suçunun olmadığını beyan ettikten sonra buraya kadar bir şey yok. Yapan da yaptıran da şerefsizdir gibi sert ifadeleri kullanmış olması. Bu ve benzeri tanımlamaları Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin tepkisini çekti. Aynı zamanda bu açıklamayı Ayşe Ateş bana yaptığı değerlendirmede satış başladı diye yorumlamıştı. Birbirlerine düştüler ve satış başladı diye yorumlamıştı. Dolayısıyla bu cumartesi gününden itibaren adım adım ilerleyen bir süreçti ve bugün itibariyle Olcay Kılavuz istifasını, Devlet Bahçeli'nin talimatı gereğince istifasını sunarak görevinden ayrıldı. Ama bu sadece bir görevi ayrılma değil, onu söyleyeyim, bu bir hareketten kopuştur. Hareketten kopmak da Olcay Kılavuz gibi herhalde ortaokul liseden beri içinde olduğu, adeta aralarında yetiştiği insanlardan kopması anlamına gelir. Bu da onun açısından zor bir süreç olur. Bu saatten sonra dediğim üzere, yani o siyasi zırhının kalkması kendisi açısından hukuken işlemlerin de yapılabileceğini düşündürür ve onu beraberinde getirir. Dolayısıyla Olcay Kılavuz'un görevden alınması hani Sinan Ateş'in öldürülmesiyle olan bağlantısı nedeniyle değil, bu mesele hakkında açıklama yapmış olmasıyla ilgili. İsmail, çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık aynı zamanda. Çok sağ ol. Kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Sağ ol. Evet efendim, bugün 28 Mayıs 2013 tarihinde ilk olarak İstanbul'daki Taksim Gezi Parkı için hazırlanan kentsel gelişim planına karşı çıkmak amacıyla düzenlenmişti bu eylemler. Daha sonrasında ifade özgürlüğü, medya sansürü, otoriterizm ve toplumsal sorunlara, Erdoğan'ın baskıcı yönetimine karşı toplumsal bir harekete dönüştü gezi protestoları. Bugün 11. yılındayız. Özgür Özel bugün grup toplantısında geziden bahsetti. Bir dinleyelim. Son